Herkese merhaba. Bu uygulamada sizlere fayda sağlayabilecek Split Object Surface aracından bahsediyor olacağım. Şimdi Sahnemize bir model çağıralım. Burada bir Porsche modelimiz var. Porsche modelimizi getirelim. Bakın burada bize bir bilgi veriyor. Diyor ki kilitli objeler var bunları açık hale getirmek ister misiniz? Evet. Şimdi burada bakın karşınıza bir panel geliyor. Translate, Rotate, Scale seçenekleri yer alıyor. Burada dilerseniz ee, biz Scale'ini arttırabiliriz. Yani ölçeklendirmesini ee, değiştirebiliriz. Öncelikle bu sarı kutucuktan birazcık çekelim. Sonrasında bakın buraya bir ee, Scale alanı geliyor. Ben mesela buraya 8 diyorum. 8 dedikten sonrasında bir de burada ee, Ground yani Snap to Ground diyerek bunu zemine yerleştireceğimi söylüyorum ve okey diyorum bakın. Şimdi buradan sonrasında arkaya bir sahne tanımı yapalım. Bakın burada environment içerisinde gelip burada bir sahne tanımı yapabiliyorsunuz. Ama sahne tanımı yaptığınızda modelinize doğrudan yansıyabilir bu. Çünkü e, ee, hali hazırdaki sahne buradaki color ile seçilmiş olabilir. Biz bunu lightning environment dediğiniz anlamına itibaren bakın modelimiz bu şekilde arka sahnesiyle beraber gelir. Şimdi biraz yakınlaşacağız. Modelimizi de şöyle getirelim. Getirdikten sonrasında bakın burada bir sahneyi kaydıracağım. Sahneyi kaydıktan sonrasında şöyle bakın. Mouse'un orta kılı ile bu şekilde getirmiş oldum. Sonrasında bakın birazcık modeli de değiştireceğim burada. Ctrl D'ye basıp yani modelimi birazcık burada oryante ediyorum aslında. Baktığımızda burada rotate işlemini yapacağım. Bakın şöyle hafif aşağı doğru modelimi kaydırmış oldum. Şöyle zeminden çok kaçık olmamak görüntüsüyle şöyle modelimi bakın uygun bir zemine getirmiş oldum bakın. Şöyle hatta burada shift'e bası tutarsanız kademeli bir şekilde döndürebilirsiniz. Bakın kademeli bir şekilde döndürdüm. Okey bastım. Bakalım güzel duruyor mu? Fena durmuyor şu an. Evet, duruş itibariyle fena gözükmüyor. Şimdi buradan sonrasında bakın e, modelinizi regenerate edebilirsiniz. Sağ üstte bakın regenerate yani e, Geometry Nodes Click to Execute seçeneği geliyor. Burada bazı e, eklenmesi gereken yapılar var. Bakın birazdan gölgelendirmelerde vesaire Farklılıklar görebilirsiniz. Şimdi bekliyoruz Geometry e, geometrinin proses etmesini. Birazdan zaten bu süreci tamamlamış olacak. Bakın bu şekilde hem gölgelendirme hem de modelimizle ilgili son yayı güncel yapıyı görebiliyoruz. Bakın ben burada kaputun karbon gözükmesini istiyorum. Yani aslında modelimde karbon bir kaputa sahip bir porçemiz olduğunu düşünelim. Ee, bunun için bakın şunu yapabilirsiniz. Modelinizi seçtiğinizde bakın şöyle sin tarafına giderseniz turuncu rengi de görürsünüz bu arada. Yani burada yüzeyimizi seçtiğimizde sahne kısmında bunu yapar ama. Onu söyleyelim. C kısmına geldik. Modeli seçti bakın. Sağ klik yaptım. Burada Split Object Surface seçeneği karşıma geliyor. Buradan sonrasında bakın modelimiz bu şekilde karşımıza meşli bir yapıda geldi. Bakın burada bazı araçlarımız var. Burada mesela ayırma metotlarımız yer alıyor. Önce şu paneldeki kısımları anlatayım size. Bakın burada Rotate işlemi yer alıyor. Mouse'unuzun sol klikli sol ile rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Bakın burada modelinizi inceleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın bir altında ileri geri translate işlemini yapabiliyorsunuz. Veya zoom in zoom out. Bakın bu şekilde yapabiliyorsunuz. Veya burada arada mouse'unuzun ee, tuşlarıyla da bu işi yapabiliyorsunuz. Bakın mouse'unuzun orta tuşuyla da sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Bakın e, rotate istediğiniz andan itibaren sol kılığa basılı tutarak döndürebiliyorsunuz ileri geri de yapabilirsiniz bakın. Mouse'unuza da bu hareketleri yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Bakın burada settings kısmının içerisinde toggle coordinate legend geliyor. Bakın burada x, y, z'yi aç, açar kapar. Veya grid yapılarını görmek istemiyorsanız buradan yine açıp kapayabilirsiniz. Burada bizim karşımıza bakın bazı görünüş yapıları geliyor. Mesela front, back, top. Bakın sizin duruşunuza göre burada karşınıza getiriyor olacak. Tabii ki siz bunu döndürebilirsiniz yani nihayetinde döndürme imkanınız yer alıyor. Yani buralar aslında sizin modeli oryant etmede kolaylık sağlayabilecek bazı yapılar içeriyor. Şimdi burada bakın splitting method var. Burada 45 derecenin altındaki yüzey gruplarını otomatik olarak yakalayacak seçtiğiniz bölgeye göre. Mesela ben burada mesela şuraya seçin bakın. Komple bu grubu yakalıyor. Yani buradaki ee, yan saçları vesaire falan rahat bir şekilde taban saçlarını görebiliyorsunuz. Şimdi buradan sonrasında mesela kaputu seçtiğim anda Bakın kaputu komple bir şekilde yakalıyor. Ben burada mesela dereceyi birazcık düşüyorum. Mesela 5 yapalım. Bakın burada tavan saçını seçiyorum. Bakın sadece o bölgeyi yakalıyor farkındaysanız. Şurayı seçiyorum. Bakın buradaki yan saçları yakalıyor. Veya işte burada kaputu seçiyorum. Bakın kaputu seçtiğimde seçilmeyen bölge yer olduğunu görüyorum. Yani Belirtiniz derecenin altında kalan bölgeleri direkt size yakar. Bakın bir daha seçiyorum mesela bunu. Şöyle bir daha seçelim. Bakın bu bölgeleri direkt olarak seçtim. Veya bu sizin çok ihtiyacınızı karşılamıyorsa bakın burada poligonsu seçebilirsiniz. Poligonsla beraber bakın shift'e basılı tutarak mesela shift'e basılı tutarak bir kutucuk içerisinde alabilirsiniz bölgeyi. Seçtiğiniz modele göre bu değişkenlik gösterebilir. Veya bakın burada alt tuşa basılı tutup buradaki selection size'la belirlersiniz. Mesela e, boşa tıkladım, alt tuşa bastım. Bakın normal paintle boyar gibi bölgeleri boyamış oluyor. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Altı bırakıp kontrol tuşa basılı tutup e, teker teker boşaltmaları yeşil bölge içerisinde yapabilirsiniz. Bu arada onu söyleyeyim. Sonrasında kontrol bırakıp tekrardan alt tuşuna basılı tutup e, yaptığınızda bakın bu sefer ne yapıyor? Tekrardan yapıyor. O yüzden bunu engellemek için şunu yapabilirsiniz bakın alt tuşuna bastınız, bıraktınız bakın alanı. Sonrasında kontrol tuşuna da aynı anda basarsanız ekleme yapacaktır. Hepsini bıraktınız, kontrol tuşuna bastınız bakın teker teker. İstenmeyen bölgeleri kaldırabilirsiniz. Ama Ctrl Alt'a tekrardan basılı tutarsanız e, Tekrardan Boyamaya devam edersiniz. Veya dediğim gibi bakın Şuradaki alanı birazcık büyütebiliriz. Ctrl Alt'a basıyorum bakın Çok daha e, Büyük bir alanı Burada işaretliyor. Tabii ki ben bu, bu şekilde bir yapıdan bahsetmeyeceğim. Benim aslında buradaki Splitting Angle Direkt sorunumu çözüyor. Şöyle bir Boşa tıklayalım. Bakın kaputu direkt Seçebiliyorum. Hiç uğraşmayacağım bu noktada ama ihtiyacınız olduğunda tabii ki burada poligonu da kullanabilirsiniz. Buradan sonraki işlem basit. Split Service'e basarsınız. Bakın isterseniz bu Mesh 1 ile Mesh 2'yi tabii ki burada merge edebilirsiniz. Ama bir kere apply dedikten sonrasında artık o ayrılmış oluyor. Gerekirse burada iki farklı yapıyı birbirine linkleyebilirsiniz. Orada bu şekilde seçenek kullanılabilir. Bakın 5152 burada karşınıza geliyor. Şimdi burada bu şekilde ayırdık. Buradan sonrasında bakın kaputu seçiyorum. Kaputu seçtikten sonrasında sağ klik yaptığımda bakın burada ne var? Ee, burada anlik material seçeneği geliyor. Şimdi anlık material dediğiniz andan itibaren bakın bunu artık ayırdınız. Sonrasında materials'a gittiniz. Bakın burada bakalım karbon varmış. Evet karbon varmış. Mesela karbon fiber rough. 5 mm olacak şekilde bakın bu şekilde siyah bir karbon kapıt oluşturmuş oldunuz. Modelinizi bu şekilde bölgelerine ayırabilirsiniz. Yani yekpare alanlarınız var ise bunları ayırmakta size kolaylık sağlayacaktır. Bu uygulamanın size fayda sağlayacağını umuyorum. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.